Merhaba. Londra'da popüler ismiyle V ve A olarak bilinen Victoria ve Albert Müzesi'nde milattan sonra 400'lü yıllarda yapılmış bir fil dişi rölyefi inceliyoruz. Bu Avrupa için çok önemli bir tarihtir. 4. yüzyıl sona ermiş, Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'nun resmi dini haline gelmiş ve paganizm de yasa dışı olarak kabul edilmeye başlanmıştı. Bu ise kesinlikle paganlığı simgeleyen bir eser. Sadece teması değil, panelin her bir özelliği pagan geleneklerini anımsatıyor. Bir sunakta adak adayan bir rahibe var. Ancak panelin üslubu da kesinlikle antik Yunan ve Roma naturalizmini çağrıştırıyor. Figürlere dikkatlice bakar mısınız? Profilden resmedilmişler. Bu antik Yunan ve daha sonra Romalıların asaleti temsil etmek için kullandıkları bir özelliktir. Rahibenin elbisesinin muhteşem detaylarına bakın. Kumaş göğüs kısmında gerilmiş, omzundan da düşüyor. Kumaşın altında bir vücut olduğunu anlamak çok kolay. Dizinin kırılmış olduğunu da görebiliyoruz ve bu bize ağırlığın tek bir bacağa verildiği bir duruş olan kontrapostoyu gösteriyor. Rahibe son derece zarif ve asil duruyor. Bunların hepsi bana antik Yunan ve Roma heykellerini anımsatıyor. Eteğinin uç kısmındaki kıvrımlara dikkat edin. Kumaşın nasıl kırıldığına ve bu incecik fildişi panelde bile bize bir derinlik hissi verdiğine bakar mısınız? Fildişi klasik dönemde sıklıkla kullanılan bir malzeme. Hatta bundan sonra Orta Çağ ve Hristiyan dönemde de kullanılmaya devam etmiştir. Çok güzel kremsi bir rengi vardır ve ışık altında parlar. Bu aslında bir diptiğin bir parçası. Yani buna bağlı olan bir başka panel daha varmış demek istiyorum. Paris'te bir müzede bulunan diğer panelde de bundakine çok benzeyen bir sahnede yine adak adayan bir kadın resmedilmiş. Panele sadece bakarak çok fazla bilgi almamız mümkün. Figürleri çevreleyen ağaç meşe ağacı ve bu Tanrı Jüpiter'e ithaf edilmiş bir ağaçtır. Figürlerin ikisinin de saçlarında sarmaşık var ve bu da şarap tanrısı Bakus'u temsil eden bir özelliktir kadının bir rahibe olması çok olası. Esans serpiştirerek de şarap tanrısı Bakus'a adak adıyor. Roma İmparatorluğunda Hristiyanların resmi başlangıcı sayılan bu dönemde pagan bir eseri kim yaptırmış olabilir ki? Neyse ki bu konuda tahmin yapmamıza gerek yok. Çünkü panelin üst kısmında Roma'daki önde gelen senato üyesi ailelerden biri olan Simaki adı okunuyor. Diptiğin diğer parçası olan panelin üzerinde de Nikomaki yazıyor. Bu da yine önde gelen Simaki ailesiyle bağlantılı olan bir başka aile. Bu Romalı ailelerin pagan geleneğe sadık kalmak istediklerini anlıyoruz. Hristiyanlık önem kazanmaya başlamışken bile. Sanat tarihçileri bu diptiğin iki aileyi bir araya getiren önemli bir olayın anısına yapılmış olabileceğini düşünüyorlar. Bu olay mesela bir düğün olabilir. Başka bir teori ise diptiğin ailelere mensup kadınların rahibe olmalarını kutlamak amacıyla yapıldığı yönünde. Karşımızda pagan geçmişi ve Hristiyan geleceği ile Avrupa'nın yol ayrımında duran ama kararlı bir şekilde antik Yunan ve Roma'nın pagan geleneklerine bağlı olan bir eser var. Hoşçakalın.